İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenak Abrahamyan, Alma-Ata Deklarasyonu'nun hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit kronolojisi. Aktör Joe Manganiello, 1915 olaylarından sağ kurtulan atalarını ve Ermeni kökenini anlattı. Bakü tekrarlamaya devam ediyor. Ermenilere soykırım uygulayan Türkiye, Gazze soykırımını tanıyacak. Soykırım, Armenosid'in inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamidiye rejimi, 4. bölüm. 9. yüzyıldan kalma bir grup kap, Ortaçağ Ermenistan'ında Simya'nın gelişiminin kanıtı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Televizyonu Vestern Armenia TV muhabirine röportaj verdi. Armenak Abrahamyan röportajda Artsakh halkının haklarından, yerliliğinden ve Batı Ermenistan'ın zorluklarından bahsetti. Faaliyetlerinden bahseden Armenak Abrahamyan, yerli Ermeni milletinin haklarını her yönüyle korumayı asıl görevi olarak gördüğünü kaydetti. Yerli olmanın ne anlama geldiği sorulduğunda Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit meselesi de dahil olmak üzere insan hakları ve yerli Ermenilerin kültürünün, dilinin ve fikri mülkiyetinin etkili bir şekilde korunmasını ana konu olarak gördüğünü söyledi. Alma-Ata'nın beyanına ilişkin konuşan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı, 1991'in de aralarında bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu kuruluşuna ilişkin belgelerin altını bir kez daha vurguladı. 21 Aralık Alma-Ata'nın açıklaması uluslararası hukuk açısından hiçbir şekilde bazı toprakların Azerbaycan'a ait olduğu yönünde bir anlaşma olarak değerlendirilemez. Röportaj Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasında mevcuttur. Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit kronolojisi. Mart 1918. 3 Mart'ta Rusya'nın yeni kurulan Bolşevik hükümeti, İtilaf karşıtı devletler Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye ile Brest-Litovsk'ta bir ittifak imzalayarak İtilaftan fiilen çekilerek eski rakiplerine yaklaştı. Taraflar bu anlaşmayı imzalayarak aralarındaki düşmanlığın bundan böyle sona ermesi ve Rusya'nın Batı Ermenistan'dan özellikle de Kars, Ardahan ve Batum bataklıklarından askerlerinin çekilmesini sağlayacağı konusunda mutabakata vardı. Bu anlaşma, Bolşeviklerin 8 Kasım 1917'de kabul ettiği Barış Hakkında adlı kararnamesinin mantıksal bir devamıydı. Brest-Litovsk Antlaşması, Kafkas cephesi bölgelerinde yaşayan Ermeni nüfusunu zor durumda bıraktı. Hatta Bolşeviklerin 29 Aralık 1917'de aldığı Batı Ermenistan topraklarının özgür kaderini, tayin hakkının korunmasına ilişkin kararı iptal ederek aynı toprakların Türkiye'ye iadesi kararını kabul etti. Aylar sonra 20 Eylül'de Rus hükümeti Dışişleri Bakanı Çiçeri'nin imzaladığı bir notayla Brest-Litovsk Antlaşması uyarınca Kafkasya topraklarının Türkiye'ye bırakılmasını iptal etti. Ve ancak Brest Antlaşması ile yeni kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Rus ordusunun birkaç ay önce konuşlandığı ve onun ağırlığı olabilecek Batı Ermenistan topraklarını geçici de olsa geri vermesi imkansız hale geldi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında Rusya'nın imzaladığı Türkiye Ermenistan'a hakkında kararname ile kurucu parça haline getirildi. Brest Barışı, fetih hırsı taşıyan Türk tarafı için güzel fırsatlar yarattı. Ortaya çıkan durumdan yararlanarak 5 Aralık 1917'de imzalanan Yerzinka mütarekesini ihlal eden Türk ordusu taarruza geçti ve üstün gelen güçler sayesinde sırasıyla Yerzinka, Karin, Sarıkamış, Kars'ı ele geçirdi ve 15 Mayıs'ta Aleksandropol da bu durumdaydı. Bu durum Doğu Ermenistan için üzerine takılıp kalma kalmama meselesiydi. Oyuncu Joe Manganiello,
Ermeni Tarih Ayı projesi kapsamında Amerikan KTLA5 televizyon kanalında yayınlanan yayında anne tarafından Ermeni olduğunu vurgulayarak Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan, Arminosit'ten sağ kurtulan atalarını ve köklerini anlattı. Aktör, annem Ermeni ve her zaman çocukluğumdan beri yediğim Ermeni yemeklerini hazırlıyordu ve hala çok seviyorum dedi. Manganiello'ya göre yaşı ilerledikçe köklerini tanımaya başladı ve bu mirastan çok etkilendi. Aktörün büyük büyük annesi Tavriz, Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Arminosit kurbanıydı. Manganiello, bu tarihi bilenlerin hayattayken öğrenmek istedim ve bunu başardım dedi. Sonuç olarak 1915 yılında Türklerin büyük ninesinin kocasını ve 7 çocuğunu öldürdüğünü ortaya çıkardı. Sonunda kadın kendini kampta buldu. Sonunda Tavriz ve Sirarpi kendilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde buldular. Geçen sene Manganiello'nun bir röportajında dedesinin hikayesini detaylı bir şekilde anlattığını da hatırlatalım. Aktör, "Ben hayatta kalanların soyundan biriyim. Bu çok zor," dedi. Bakü'de 1 Mayıs'ta aynı adı taşıyan Batı Azerbaycan televizyonu binasının açılışı yapıldı. Bakü'nün işgalci gücü Batı Ermenistan'ın fikirlerini ve tarihini kopyalamaya devam ediyor. Cemaat milletvekili Aziz Alekberli, Azerbaycanlıların kendi topraklarına barış içinde ve güvenli bir şekilde dönmeleri için mücadele ettiklerini açıkladı. 27 Mayıs 1918'de devlet ilan edilen Azerbaycan'ın kökeni anlatılıyor. Söz konusu yerli bölgenin hiçbir şekilde Ermenistan topraklarında bulunmadığına dikkat edilmelidir. Bu İran'da bulunuyor. Azerbaycanlılara Farsça kökenli Azerbaycan tabirinin 1918'de Rusya İmparatorluğu'nun bölünmesi sonucu oluşan Demokratik İslam Devleti'nin resmi adı haline geldiğini hatırlatmak yerinde olur. Bundan önce Azerbaycan terimi yalnızca Şah İranı'nın tarihi topraklarına atıfta bulunuyorlardı. Bu nedenle İran hükümeti bağımsızlığını yeni kazanan bu ülkenin tarihi İran'ın ayrılmaz bir parçası olan ve İran'ın bu topraklara yönelik toprak iddialarını temsil eden Azerbaycan topraklarının adını kullanmasına itiraz ediyor. İşgalciler hırsızlık yaparak tarih yazmaya alışıklar. Ermenilere karşı soykırım Arminosit'i gerçekleştiren ve bu gerçeği inkar eden Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik iddiası üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan Gazze Şeridi'ndeki soykırım davasına katılma kararı aldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu adım sayesinde uluslararası mahkemedeki sürecin doğru yöne gideceğini umduğunu ifade etti. Türk basınında yer alan haberlere göre Fidan, Türkiye'nin yargı sürecine katılma çabalarının uzun süredir devam ettiğini kaydetti. Ankara'nın sürece katılmak için yasal prosedürleri yakında tamamlayacağını da sözlerine ekledi. Fidan, Türkiye'nin sürece yeni ülkelerin katılması da dahil olmak üzere bu konudaki ileri adımlar konusunda tüm dost ve müttefik ülkelerle işbirliği yapmaya devam edeceğini kaydetti. İşgalci Türkiye, çarpık aynalardan oluşan bir krallıktır. O aynalara bakan liderleri kendilerinden memnundur ve başkalarını da bu çarpık aynaların dünyasında yaşamaya çağırır. Batı Ermenistan olarak Uluslararası Adalet Divanı'nın Arminosit gerçekleştiren otokrat Türkiye'nin bu talebini reddetmesini arzuluyor ve talep ediyoruz. Soykırım Arminosit'in inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamidiye Rejimi 4. Bölüm. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Ermenistan Ulusal Arşivine aktarılan yabancı dildeki ve henüz tam olarak incelenmemiş belgeler paketini okurken bir inkar örneği 2011'de ortaya çıktı. Ermenistan Ulusal Arşivlerinde saklanan bu yazı paketinde 1893'ten bu yana Roma'da diplomatik görev yapan İngiliz diplomat Francis Clairford'un 7 Aralık'ta yaptığı İngiltere Dışişleri Bakanı'na hitaben 114 numaralı mektup bulunmaktadır. 1984 yılında İngiltere Dışişleri Bakanı John Woodhouse Kimberley'e gönderilen ve gizli olarak işaretlenen mektupta
Haydor'a göre güçlere önerilen komisyonun Ermenilere karşı uygulanan şiddeti değil, Ermenilerden oluşan çetelerin eylemlerini araştırması gerektiği belirtiliyor. İnkar siyasetinin en sinsi biçimlerinden biri de uygulanan şiddetin araştırılması ve faillerinin bulunmasıdır. İlk bakışta masum ve haklı gibi görünen bu girişimin aslında çok daha derin ve yanıltıcı amaçları vardır. Türk yetkililer bilinen şiddet olaylarını araştırmak için ortak bir komisyon oluşturarak ve süper güçlerin temsilcilerini de bu komisyona dahil ederek aslında yabancıların dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor. Şüphesiz padişah süper güçlerin temsilcilerini de işin içine katarak ve komisyonun başına bir Türk yetkili atayarak soruşturmanın onların tercih ettiği yerlerde ve usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini amaçlamıştı. Doğu Ermenistan Ulusal Arşivinde saklanan iki üst düzey diplomatın yazışmaları böyle bir girişimin göstergesidir. Dabin bölgesinde farklı yıllarda yapılan kazılar sonucunda 9. yüzyıla tarihlenen ve simya ile ilgili bir grup kap bulunmuştur. Ortaçağ Ermenistan'ında simyanın gelişmesinin uzmanların çeşitli kimyasal maddeleri kristalleştirmesine ve elde edilmesine olanak sağladığını gösteriyor. Ortaçağ Ermenistan'da simya, uzmanların çeşitli kimyasal maddeleri kristalleştirmesine, buharlaştırmasına, çökeltmesine ve elde etmesine olanak sağladı. Arkeolojik çalışmalar sonucunda birçok ortaçağ el yazmasında anlatılan simya ile ilgili birçok nesne keşfedildi. Küçük boyutlu kaplar ortaçağ Ermenistan'da daha yaygındı ve bunların kullanımına yönelik çeşitli yaklaşımlar vardı. Birincisi ağzı dar olan kaplara iğnelerle çeşitli malzemeler doldurmak, ikincisi ise çeşitli nesnelerden malzeme çekmek. Örneğin tıpta bunlar damardan kan almak için kullanılıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agası İspiryan tarafından seslendirilen Muş Yergir Babagan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.